Faruk Aksoy Müslüman olarak kardeş, Türk olarak öfkeli. Muhafazakar siyasetin kullandığı dil sadece Türkiye için kurulmuş bir dil değildir. Bu dil kimsenin tahmin edemeyeceği kadar geniş bir coğrafyada bilinir, kısmen de hissedilir. Türkiye siyaseti bu derinliği kavrayan ya da kavrayamayan, daha doğrusu kabul eden ya da etmeyen taraflar üzerine kuruludur. Aslında Türkiye siyaseti bir zamanlar devletin çekildiği topraklara bıraktığı kokunun peşine düşen muhafazakarlarla o kokuyu duyunca bununu kapayan batıcıların mücadelesidir. Büyük ve etkili nutuklarına rağmen muhafazakarların dönem dönem dünya gerçeklerini ıskalayan, güç dengelerini hesaba katamayan afaki söylemleri oldu. Çünkü devleti tanımıyorlardı, resmiyetten uzak, sadece sivil alana karşı sorumlulukları vardı. Şimdi işler değişti. Türkiye tarihinde muhafazakar bir parti hem devleti hem de siyasi iktidarı aynı anda korumak zorunda. Bu daha önce hiç olmamıştı. Cumhuriyet devletini yönetme tecrübesine sahip olmayan muhafazakarlar zannediyorlardı ki bu devlet 100 yıl önce çekildiği topraklarda muhabbetle, hasretle bekleniyor. Bu devlete karşı büyük bir ilgi var, alaka var. Ve zannediyorlardı ki bu yapay ülkeleri yöneten diktatörler devrilirse tarih yeniden dirilir, herkes birbiriyle kucaklaşır, hasret sona erer. Maalesef devrilenlerin yerine gelenler daha yüksek duvarlar inşa ettiler. Yüzyıl öncesine göre daha kirli ittifaklar kurdular. Geride kalan 15 yıl Türkiye'ye çok şey öğretti. Özellikle muhafazakar siyaset kendisini iktidara taşıyan İslam coğrafyasını işte açta ve gönülde birleştirme projesinin coğrafyanın gerçekleriyle nasıl da çeliştiğini örnekleriyle gördü. Bakın bu dönem itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri sadece Türkiye'ye karşı yükseltilen tehdidi bertaraf etmek için Suriye'de, Irak'ta operasyonlar yapıyor, Katar'da üsler kuruyor. İslam kardeşliğini önceleyen dil İslam dünyasında bile karşılık bulamıyor. Hiçbir devlet, hiçbir siyasi yapı kendisi dışındaki Müslüman ahaliye güvenerek bir işe kalkışamıyor. Bu durum sadece Türkiye muhafazakarlığı ya da Türkiye İslamcılığı meselesi değil. Bir bütün olarak ümmet dalgası kırılmış. Türkiye'nin muhafazakar siyaseti bunu yeni fark ediyor. Kur'an herkesin Kur'an'ı, peygamber herkesin peygamberi. Fakat o herkes başka bir milli marş söylüyor, başka bir bayrak üzerine yemin ediyor, başka bir üniforma giyiyor. Esas tartışma kimin milli marşının hakiki, kimin milli marşının sahte olup olmadığı tartışması. Yanlış anlaşılmasın. Anlattığım şeyi pişmanlık, yenilgi, hayal kırıklığı olarak tarif etmiyorum. Eşsiz bir tecrübe, yaşayarak öğrenilen bir hakikat olarak görüyorum. Bugüne kadar sadece gayrimüslim dünyanın tehditleri üzerinden kendini konumlandıran Müslüman Türkler biraz da Türk olmayan Müslümanların tehditlerine göre önlem alacaklar bundan sonra. Buna mecburlar. İyi niyetle ve olması gerektiği gibi ümmet bilinci üzerine siyaset inşa edenler bu yeni dönemde dava kavramının içini başka şeylerle dolduracaklar. İşleri gerçekten çok zor. Allah yardımcıları olsun, güç kuvvet versin. Müslüman Kürtlerin Türkiye'yi tehdit etmesi, Müslüman Arapların sihirli küreye el basması, Müslüman Orta Asya Türkmenlerinin Rusya'ya yamanması Türkiye'de muhafazakar siyasetin dilini bağladı, hayalini kuruttu, milli ve milliyetçi söylemi ana eksen haline getirdi. Özellikle son zamanlarda iyice belirginleşen milliyetçi dil, muhafazakar siyasetçilerin batı dünyasıyla çatışmalarından çok, İslam alemiyle olan ilişkilerde yaşadıkları hayal kırıklıklarının sonucu olarak ortaya çıktı bunu doğru anlamak lazım. Riyad'da kraliyet sarayında yöresel kıyafetlerle İngiliz başbakanını ağırlayan Suud ailesine karşı hiçbirimiz büyük bir devleti temsil eden köklü kraliyet ailesine bakar gibi bakmıyoruz. Onları küçümsediğimiz, hor gördüğümüz için böyle yapmıyoruz. Bizden olduğunu kabul ettiğimiz birilerinin göz göre göre kandırıldığını düşündüğümüz için böyle hissediyoruz. Erbil'de bize karşı İsrail bayrağı sallayan Kürtlere fena halde kızgınız. Çünkü İslam coğrafyası için bir bütün olarak kurduğumuz dili yırtıp atan bu manzarayı kabul etmiyoruz. İsrail'e kavgalıymış gibi görünüp Pers ırkçılığını yükseltmek için mezhepsel aidiyeti kullanan İran'a ara ara küsüyoruz. Müslüman kardeşliğini teklif ettiğimiz bu halklar tarafından reddedilince bu sefer Türk olarak öfkeleniyoruz. Bu da bizim özelliğimiz.